Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk arasında çok sevilen, saygı gören bir hükümdardı. Sık sık halkın arasına karışıp onların derdini dinlediği söylenmektedir. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326 yılında Osmanlı Beyliği'nin başına geçmiştir. Aynı zamanda sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı hükümdarı olduğu da söylenmektedir. Doğum yılı 1280 olarak bilinmekte ve 80 yıl yaşadığı söylenmektedir. Osmanlı tarihinde adının ilk geçişi 1298 yılında Yarhisar Tekbouri kızı Nülfer Hatun ile evlendirilmesiyle olmuştur. 1300'de Köprülü Sarfet'inde bulunmuş ve bundan dolayı kendisine Karacahisar uçbeyliği verilmiştir. Babası kendisini beylerbeyi rütbesiyle beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askeri eylemine bu rütbeyle katılmıştır. Bizans tarihçilerine göre babasının ölümünden sonra Orhan Gazi Uludağ'a çekilmiş ve burada askeri bakımdan güçlendikten sonra kardeşlerini alt ederek beyliğin başına geçmiştir. Orhan Bey beylik yıllarının ilk dönemlerini Anadolu'da fetihler ile geçirmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer beylikler gibi İran'da kurulu İlhanlılar Devleti'ne yıllık vergi ödemeye devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği'ne daha fazla güç kazandırmıştır. Orhan Bey'in en önemli fetihlerinden bir tanesi Mudanya Fethi'dir. 1321 yılında Mudanya alındıktan sonra Beyliği Marmara Denizi kıyısına sınırı olmuştur. Orhan Gazi, Osmanlı ordusunun ilk düzenlemeler yapan padişahıdır. Orhan Gazi, Osmanlı ordusundaki karışık olan askeri gücü birleştirip düzenli ordu kavramını oturtmaya çalışmıştır. Orhan Gazi, seferlerine devam ederek 1324 yılında Akyazı'yı topraklarına katmıştır. 1326 yılına gelindiğinde artık Bursa şehri kuşatmaya daha fazla dayanamayarak şehir teslim edilmiştir. Burası Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. Bursa Fethi, Osmanlı Devleti'ni Anadolu Beylikleri arasından sıyırmış ve daha güçlü bir konuma getirmiştir. Bu sebeple Osmanlı diğer beyliklerden Türk göçler almaya başlamıştır. Osman Gazi'nin bir diğer önemli fethi de İznik şehridir. 28 yıldan beri kuşatma altında olan İznik şehri Orhan Gazi ile birlikte 1331 tarihinde Osmanlı'ya katılmıştır. Böylelikle Bursa'dan sonra Bizans'ın Anadolu'daki en büyük şehri de Osmanlı'ya katılmış oldu. İznik'in düşmesiyle birlikte Bizans İmparatoru Osmanlı için 8000 kişilik bir ordu toplayıp Orhan Bey'in başarılarına son vermek istedi. Fakat bu amaç Bizans'ın istediği gibi sonuçlanmadı. Beyliğin başına geçtiğinden beri sürekli güçlenen, ve başarılarına başarı katan Orhan Gazi bu meydan savaşında Bizans'a karşı kazanmıştır. Adeta güç gösterisi yapmıştır. Orhan Gazi bilime ve eğitime önem veren bir padişah olup İznik'te ilk Osmanlı medresesini kurmuştur. Orhan Gazi sınırlarını genişletmek adına zekice politikalar izlemiştir. Buna deniz gücü iyi durumda olan Beyliği ile başlamış ve akınlar düzenleyerek Kısa sürede bu beyliği kendi himayesi altına almıştır. Stratejik öneme sahip Çanakkale bölgesi Osmanlı'nın eline geçtikten sonra Orhan Gazi seferlerine Bizans topraklarına doğru devam etmiştir. Başarılı akınlar ve Bizans'ın batıda Sırp sorunları ile uğraşmasından kaynaklı zayıflaması sebebiyle Orhan Gazi topraklarını iyice genişletmiş ve İzmit çevresini komple kontrol altına almıştır. Akınlarına durmaksızın devam eden Orhan Gazi İstanbul boğazına kadar ilerlemişti. Osmanlı'nın gücünden ve akınlarından çekinen Bizans İmparatorluğu Orhan Gazi ile barış yapmak istemiştir. Hatta 6. Yonis zamanında Osmanlı ve Bizans ilişkileri oldukça ilerlemişti. Bizans iç savaşlar ve taht kavgaları ile uğraşıyor, hatta Selanik'te başlayan isyanlara da tek başına karşılık veremiyordu. Bu nedenle Bizans İmparatorluğu Orhan Gazi'den Selanik konusunda yardım istemişti. Orhan Bey'in emriyle İznik'ten çıkan bir askeri güç Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçerek Bizans'a yardıma gitti. Gelibolu Adası'nda Çin Pekalesi'ni Bizans İmparatoru Osmanlı'ya geçici bir güç olarak verdi. Osmanlı ordusu ilk defa yardım amaçlı da olsa Rumeli topraklarında geçmiş oldu. Fakat bu yardım istenildiği gibi olmadı. Çünkü Birleşen Osmanlı ve Bizans orduları Selanik'e giderken Anadolu'da çıkan bir isyan sonucunda Orhan Gazi güçlerini hemen bu isyanı bastırmak için geri çağırdı. Böylelikle Türkler Rumeli topraklarını keşfetmiş ve artık kendilerine yeni bir hedef belirlemişlerdi. Avrupa toprakları üzerinde ilerlemek. Orhan Gazi sınırlarını doğuda da ilerletmekteydi. Ankara şehrine kadar büyüyen topraklar buradaki Karamanoğulları Beyliği ile çatışmalara neden oluyordu. Batı'da hala Bizans ile müttefiklik devam etmekteydi. Sırp ve Bulgar orduları birleşerek Bizans İmparatorluğuna saldırıyor ve işin içinden çıkamayan Bizans İmparatoru Orhan Gazi'den tekrar yardım istiyordu. 1352 yılında Orhan Gazi tekrar Rumeli topraklarına bir ordu görevlendirip Bizans'a yardım için gönderdi. Osmanlı ve Bizans orduları burada birleşerek Dimetoka şehrinde Sırp ve Bulgar ordularını yenmeyi başardılar. Bu başarı karşısında Çimpe Kalesi Osmanlı'ya verilmiş oldu. Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra Çimpe Kalesi'ni Bizans imparatoru geri istedi. Bu olay Bizans ve Osmanlı arasındaki barışı bozmuştur. Çimpe Kalesi'nde olan Osmanlı askeri gücü Gelibolu'da akınlara başladı. Keşan, İpsala, Lüleburgaz, Tekirdağ ve Çorlu bu akınlar sonucunda Osmanlı topraklarına katıldı. Rumeli topraklarındaki başarıları Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa göstermiş, Orhan Gazi'nin gücünü ve heybetini Rumeli topraklarına taşımıştır. Fakat burada 1357 yılında Çorlu Dağ sırasında atından düşerek vefat etmiştir. Orhan Gazi, Şehzade Süleyman Paşa'nın ölümüne çok fazla üzülmüş ve hastalanmıştır. Devlet yönetimini ikinci büyük oğlu Murat'a verdikten sonra kendisi dinlenmeye çekilmiştir. Şehzade Murat, abisi Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra Rumeli'deki orduların komutasına geçmiştir. 1361 yılında Bizans'ın en büyük şehirlerinden olan Edirne ele geçirildi ve Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. 1362 yılında hastalığı giderek artan Orhan Gazi 81 yaşında vefat etmiştir. Naşi ise Bursa'da gümüşlü kumbette babasının yanına gömülmüştür.